Bu okay, videoda suyu any... simüle etmek için parçacıkların nasıl kullanılacağından bahsedeceğim. <laughs> Birden fazla parçacığın nasıl hareket ettiğini incelemeden önce gelin tek bir parçacığın nasıl hareket ettiğine bakalım. Bir parçacığı ya da bir pimpon topunu havadan aşağı bırakırsam yere doğru düşerken hızlandığını görürüm. Aynı durumu animasyondan bahsederken de görmüştük. Top yere çarpınca geri zıplıyor ama çıktığı yükseklik bir öncekinden her zaman daha az oluyordu. Zıplarken enerjisini kaybediyor ve bu enerjinin tamamını kaybettiğinde de duruyordu hatırladınız mı? Şu an bir pimpon topu simülatörü görüyoruz. Her pimpon topunu sanal bir parçacıkla modelledik. Sanal parçacık bir engelle karşılaşana kadar aşağı doğru hızlanır ve daha az bir enerjiyle geri zıplar. Simülatördeki parçacıkların büyüklüklerini bu kontrolü kullanarak ayarlayabiliyoruz. Yer çekimi kuvvetinin gücünü ise bu kontrol belirliyor. Aydaki yer çekimi kuvveti dünyadakinden daha küçüktür, öyle değil mi? İşte böyle bir ortam parçacığın daha yavaş düşmesine sebep oluyor. Dünyadaki yer çekimine benzer bir kuvvet seçersek alışık olduğumuz bir düşme hareketi gözlemleyebiliriz. Son olarak eğer Jüpiter'deki gibi çok büyük bir yer çekimi kuvveti yaratacak olursak da parçacıklar çok daha hızlı düşer. Parçacığın zıplarken kaybettiği enerji miktarı esneklik kontrolünü kullanarak ayarlanabilir. Bu kontrol parçacığın zıpladığı anda sahip olduğu enerjiyi gösteriyor. Esneklik 0 ile 1 arasında bir sayı olmalı. Esnekliğin 1 olması parçacığın enerji kaybetmediği yani sonsuza kadar zıplayacağı anlamına geliyor. Buna kusursuz esnek çarpışma deniyor. Tabii gerçek hayatta böyle bir şeyin olmadığını altını çizeyim. Bu değerin 0 olması parçacığın tüm enerjisini kaybetmesi anlamına gelir ve parçacık yerde kalır. 0 ile 1 arasında seçeceğiniz diğer değerler parçacığın daha gerçekçi bir harekete sahip olmasını sağlar. Esnek esneklik aynı zamanda parçacıkların birbirlerine çarptıklarında kaybettikleri enerjiyi de kontrol eder. Esnekliği sıfıra eşitlediğimiz zaman parçacıklar birbirlerine çarptıklarında tüm enerjilerini kaybederler. Aynen bilyeler gibi. Esnekliği arttırdığımızda plastik topların birbirlerine çarpmasına benzeyen bir görüntü yakalarız. Tabii parçacıkların büyüklüklerini de değiştirebiliyoruz. Bu videoyu burada bitirip esneklik, büyüklük ve yer çekimiyle oynayıp parçacıkların hareketi hakkında biraz pratik yapmanızı istiyorum şimdi.